Değerli Bursa'da Bugün TV izleyicileri, Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında Spor'da Bugün'e hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'u konuşacağız, basketbol yönüyle konuşacağız. Gerçekten istim üstünde Bursa Spor'u, yeşil beyazlılar, potanı, timsahları, genel menajer sevgili... isminiz neydi ya? Nedim Yücel ile görüşeceğiz. Kendisiyle hem Bursa Spor basketbolu konuşacağız hem de ligi değerlendireceğiz biraz. Tabii basketbol çok revaçta. Sevgili Fatih Akkuş, Agasta Spor yazarı. Sevgili Fatih, hoş geldin. Sen de. Hoş bulduk. Nedim Yücel konu olunca tabii Bursa Spor ve basketbol şu an geldiği noktayı geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı bir noktada. Önce bunun sırrını öğrenelim senden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bildiğiniz gibi 1,5 senedir buradayım. Sezer Bey, başkanımız Sezer Bey, ben oyuncuyken tanışmıştık 2 sene önce. İdmanlara da başlamıştım İstanbul Spor'da. Fakat benim yani hep oynarken de amacım hep genel menajer olmaktı. Yani hep ileriki planlamada hep sorarlar tabii. Bütün oyuncular sordukları gibi ileride basketbol bırakınca ne yapmak istiyorsunuz diye. Ben hep genel menajerlik yapmak istiyordum. Yani antrenörlük çok kafamda yoktu. Sezer Bey'den böyle bir teklif gelince, bir de Bursa Spor gibi bir camiadan teklif gelince hakikaten çok heyecanlanmıştım. Ondan sonra Murat abinin, Murat Kun'un ayrılmasından sonra da hatta İstanbul Spor'la idmanlara başlamıştım. İki hafta sonra böyle bir teklif geldi. Oturduk, konuştuk. Hakan Yavuz antrenördü İstanbul Spor'da. O da sağ olsun anlayış gösterdi. Ve burada genel menajerlik görevine başladım. Çok da mutluyum hakikaten. Özellikle biz yani basketbol tarafında çok huzurlu bir ortam var. Ya başarının sırrı da bence bu huzurlu ortamdan geçiyor. Şimdi Bursa Spor basketbol takibi son iki senedir aslında ciddi bir ivme yakalamış durumda. Hep direkten dönüyor Süper Lig için. Ama kadro kalitesi de hani belli bir seviyede devam ediyor herhalde. Evet. Ya geçen seneki kadrodan ana oyunculardan tutmak istediklerini hakikaten tutmayı başardık. Leyan'ın kontratı vardı sadece. Takviye yapılabilecek bence en iyi oyuncuları da takviye ettiğimizi düşünüyorum. Yani ben çoğunla takım arkadaşı da oldum. Hepsinin karakterlerinde kefilim. Sene başında hepsinin alınmasında da altında imzam var. Dönüp baktığım zaman da hiçbir zaman pişmanlığım olmadı şu ana kadar. İnşallah da böyle devam edecektir. Peki o sorular arasında hani tam da oyuncuya değinmişken Carlo ve Dejan'ın maç düşüş yapma nedeni nedir diye sormuşlardı. Ya şimdi şöyle, Dejan ve Carlo geçen sene daha çok sorumluluk alıyorlardı. Şimdi geçen seneki Türk rotasyonumuz, geçen seneki oyuncularımız da çok değerliydi. Fakat bu sene biraz daha skorer oyuncularımız var Türk rotasyonunda. O yüzden Dejan ve Carlo'ya bağlı bir oyun oynamıyoruz. Yani şimdi Recep çıkıyor, belli bir ortalaması var. Mehmet Özcan çok ciddi bir potansiyel. Gökhan Aydın genç olmasına rağmen özellikle sene başındaki maçlarda ciddi bir skor katkısı koydu. O yüzden yani Dejan ve Carlo geçen seneki gibi etkin gözükmese de bence ana nedenlerinden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Bir de sanki bu sene geçen seneye göre istatistiklere tam bakmadım da üçlük atışlarda daha fazla isabetimiz var gibi duruyor. Bu da Gökhan Can, bir de Mehmet Özdoğan'ın elinden geçiyor. Recep doğrudur. Recep doğru sözde. Kaptan Recep de çok çok etkili bu sene. Yani baktığımızda aslında hani Carlo ve Dejan'ın düşüşünü buraya bağlayabiliriz. Doğru. Taraftarla farklı bir bütünleşme var bu yıl bir de. Yani Bursa Spor taraftarı her zaman itici güç. Bu çok belli. İlk de radyo programında da konuşmuştuk bunu. Aslında hani bir takım haksızlığa da uğradı. Özellikle geçen yıl. Üzgünüm ki. Ama bu yıl herhalde biraz daha özellikle hani kritik maçlarda tam bir 6. oyuncu oluyorlar gibi. Özellikle son 3-4 haftada hakikaten yani müthiş destekliyorlar. Bizim oyuncular da onun karşılığını vermeye çalışıyorlar ve veriyorlar. Tabii onlar olduğu zaman her şey çok kolaylaşıyor bizim için de. Yani müthiş bir atmosfer yaratıyorlar. O atmosfere layık olmak hepimizin zaten borcu. Biz de onları karşılıksız bırakmamak için her şeyi yapıyoruz. Arda Vekiloğlu sezon başında geldi. Tam adapte oldu diyebilir miyiz?
Oldu tabii ki yani geçen sene Antalya Spor'da da yine bir camia takımında antrenörlük yapıyordu. Fakat tabii şimdi Antalya'nın seyirci profiliyle bizim seyirci profilimiz pek aynı Doğru. gibi değil. Burada daha baskın bir taraftar topluluğu var. Arda çok kültürlü, sakin gözüken ve hakikaten çok zeki bir, benim de zaten yaklaşık aynı jenerasyonuz, ikimiz de 79 altyapı milli takımlarından itibaren tanışıyoruz. Çok güvendiğim bir isimdi. Şu anda tamamen adapte oldu diyebilirim. Çünkü bilmiyorum, benim bakış açım bu doğru mu değil mi, bunu tartışabiliriz muhakkak ama hani özellikle baş antrenörlerin takım üzerinde etkisi çok başka. Yani bir bakışıyla aslında oyuncuyu hem motive ediyor hem belki de hani moralini düzeltiyor veya da bir şekilde eğer ona bir şey danışması veya bir şey söylemesi gerekiyorsa da yerine getiriyor gibi. Ya oyuncular diyalog da çok iyi. Yani o iletişimi de iyi kuruyor. Aslında program başlarken ki sorunuza bir cevap da şöyle, yani biz sene başında aslında istediğimiz gibi başlayamamıştık. Yani belki maç kazanıyorduk. Fakat oyun bizi tatmin etmiyordu. İki tane üst üste mağlubiyetten sonra Selçuk deplasmanına gittiğimizde o maçı kazandık ki Selçuk şu anda baktığınız zaman Kalesi'yi yendi, işte bu hafta Akhisar'ı yendi. Çok önemli bir deplasman galibiyeti evet. ama bizi hiçbir şekilde memnun etmemişti oradaki oyun ve sahadaki duruş. Belki de en sert toplantımızı oyuncularla o maçtan sonra yaptık. Yani kazandıktan sonra yaptık. Ve o günden sonra oyuncular da hakikaten çok güzel bir tepki verdiler. Yani o günden beri bir sonraki hafta galiba Manisa maçıydı. İnanılmaz iyi bir basketbol ortaya koydu. Belki sezonun en iyi oyunlarından bir tanesi, 25 sayıda öne geçtiğimiz bir maçtı. O günden beri hakikaten takım her geçen gün daha da iyi bir grafik sergiledi. Ya o gün hem oyuncularla olan münakaşamız demeyeyim ama yani oyuncularla olan toplantılar artı kendi içimizde de tartışmaya varan bazı durumlarda yaşadık. Ama bu tamamen takımın iyiliği için çok güzel tartışmalar bunlar. Hı hı. Ve de kazanırken de bunları yapmak hakikaten önemliydi. Şu anda yani iyi yolda olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum. Yani çözüm odaklı oturup çok güzel kafa yorduk ve karşılıklı fikir alışverişleri olması, sonuçta ben de genç bir menajerim, Arda da genç bir antrenör, Serhan da genç bir yardımcı antrenör, Buğra keza öyle. Hepimizin birbirinin fikrine ihtiyacımız var ve biz ortak bir karar almak için hep fikir alışverişinde bulunuyoruz ve şu anda da çok şükür onun meyvesini görüyoruz. Yine burada konuyla alakalı olduğu için hemen sorayım. Onur Özcan, Bursa Spor taraftarı, o da iyi basketbol sevenlerden biri. Arda Vekiloğlu'nun pozitif enerjisi takıma artı sağladı. Bunun devamında sözleşme uzatılacak mı diye sormuş. Arda'nın zaten opsiyonlu sözleşmesi var. Yani çıkarsak bir de devam edecek. Devam edecek. Evet. Yani inşallah uzun süreler beraber olmak istiyoruz. Peki o Şemsettin Baş döneminden sonra Arda Hoca'nın gelişiyle o bench'te durgunluk başlamıştı. Hani dışarıdan izlenildiği zaman şimdi Şemsettin Baş'ın enerjisiyle Arda Vekiloğlu'nun çok farklı. Arda Vekiloğlu'nun biraz daha sahaya pozitif katkı sağladığını görüyorduk duruşuyla. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onun duruşu, oyuncular üzerindeki etkisi? Ya her antrenörün kendine has bir tarzı var tabii. Yani şimdi Aydın Örs de çok sakin bir insandı. Evet. Bazen fazla sakindi. Fazla sakindi. Antrenörün kendine tarz, kişiliğine tarz bir sistemi var. Arda da sakin bir duruşu var. Fakat yeri geldiğinde de gayet sert müdahaleleri de var. Evet, geçtiğimiz haftalarda gördük onu. Kayseri maçı dönüşü izlemiştik. Hatta size mesaj atacaktım ben o şeyde. Arda Hoca'nın bir münakaşası olmuştu Ankara deplasmanında. Oradaki konu hatta diskalifiye oldu galiba. Tam bilmiyorum da. Diskalifiye sebeplerinden bir tanesi benim. yani üç teknik faulde diskalifiye olmuyor. Bence Çan'ın üç teknik. Bir tanesini ben almıştım. İki tane Arda aldı. Peki oradaki sorun neydi? Çünkü ondan bir hafta önce sanırım bir deplasmanda aynı hoca bir sıkıntı yaşadı. Bunu da sert bir şekilde dile getirmişti basın önünde. Ya Faruk Beşok, Faruk abi benim 4-5 yılda o da arkadaşı olduk biz onunla. Çok da sevdiğim bir abimdir. O da
bayağı oyunun içinde bir antrenör. O sırada biz bir pozisyona itiraz ettik. Kendisi döndü bize, neye itiraz ediyorsun gibi bir şey söyledi. Biz de sen dedik işine bak yani. Çünkü onlar da devamlı bir oyun içindeydi. Onlar da itiraz ediyordu. Hakem iki tarafı da yatıştırmak için teknik faul çaldı. Ondan sonra mola olmuştu zaten. Mola dönüşü Faruk abi tekrar bizim bence dönüp bir şey söyleyince tekrardan iki tarafa çaldı. Aslında orada Arda biraz haksız atıldı yani. Arda sadece karşılık veriyordu. Yani karşılık verirken de hiçbir zaman hiçbir şekilde negatif saygı aynen. Bu noktada sizin de tribünlerle bir gerginliğiniz oldu o esnada. Sizin gibi. Ya şöyle aslında ben maçtan sonra açıklama yapmayı da düşündüm. Sonra vazgeçtim. Çünkü Mamak Belediyesi bizi Federasyon Kupası finalinde yendi. Biz kenara geçtik. Onları alkışladık. Kupa alırken onları alkışladık. Tebrik ettik. Ellerini sıktık. Ya biz o gün tamamen centilmence maçı kazanma odaklı sahada mücadelemizi yaptık. Onlardan da aynı şeyi beklerdik. Fakat onlar öyle bir tutum sergilemediler. Canları sağ olsun. Peki ben şimdi tekrardan taraftara dönmek istiyorum. Eğer Federasyon Kupası'nı almayı biz hakikaten çok istiyorduk. Belki şu anda da çok bir önemi yok ama yani Bursa'ya kupa getirmek, camia takımlarında her zaman kupaya getirmek önemlidir. Süt kupası inşallah, olsa bence önemlidir. Aynen. İnşallah bu sene güzel yani. Bir kupa gelecek. Ona rağmen ki 39,5 dakikada önde götürdüğümüz evet, karşılaşmayı gerçekten hani onlar kazanmıştı, biz alkışlamıştık. Tüm camia için çok üzücü olmuştu. Evet. Geçen seneki aktivitelerden bir soru gelmişti. Bu gözüme takıldı. Geçen sene sanırım sponsorların aktiviteleri olmuştu ama bu sene bizim kulüp bazında veya bizim düşüncemiz içerisinde böyle aktiviteler taraftarı salona çekmek için ya da onları devre arasında maç öncesinde maç sonu gibi yapmayı düşündüğümüz yine şeyler var mı? Görsel şovlar? Var. Planlıyoruz. Yapmak istiyoruz. Tabii bu biraz bütçeyle de alakalı. Yani şu anda takdir edersin hem ülkenin hem kulübümüzün ekonomik şartlarından dolayı bir her harcadığımız kuruşun hesabını yapmak zorundayız. Tabii ki biz de taraftarlarımıza sadece basketbol olarak değil gelip eğlenmeleri açısından da bazı görsel şovlar da sunmak istiyoruz. Zaman içinde inşallah onları da yapacağız. Bunlar da olacak. Şimdi Bursa Spor'un şöyle bir durumu var bence. Şimdi camia takımları özellikle Süper Lig'de ciddi bir şey görüyor, prestij görüyor. Öyle düşünüyorum. Yani Bursa Spor'un da bence en az Bursa Spor camiası kadar diğer Süper Lig takımları da sabırsızlıkla bekliyor. Mesela bunların başında Tofaş geliyor. Onlarla da mesela görüştüğümüzde geçtiğimiz hafta Orhun Hoca'yı burada ağırladığımızda kendisi de Bursa Spor'un bir an önce gelmesini arzu ediyoruz Süper Lig'e. Çünkü çok ciddi bir motivasyon olacak şehir için demiştir. Orhun abi benim zaten 2-3 sene antrenörümü yaptı. Çok sevdiğim bir abim. Onda hep zaten dışarıda hep görüşüyoruz. Kendisi dediğin gibi abi hep Bursa Spor'un Süper Lig'de olmasını takip çok takip etmeye de çalışıyorum maçlarını. Takip önce. Etmeye de çalışıyor. Ya şöyle bir durum da var. Yani oyuncu bazında da aynı şey geçerli. Belki şimdi burası Bursa Spor Kulübü olmasa herhangi bir başka bir isim olsa biz bu oyuncuları bu maliyetten çok çok daha fazla bir maliyetle getirmek zorunda kalabilirdik. Oyuncular da buradaki camia takımı olması, Bursa Spor'un çok büyük bir camia olması, taraftar potansiyelinden dolayı buraya herkes gelmeye daha bir canı gönülden geliyorlar. Hı hı. Fedakarlıkla geliyorlar. Ya tabii şimdi Bursa'da özlenen hava bence şu. Bursa aslında hani Süper Lig kategorisine geçmiş dönemde Süper Lig olarak adledilmiyordu ama hani iki takım da çıkıyordu hep. Yani Bursa'ya her takım iki kere geliyordu. Şöyle bir şey var. Şimdi geçen sene biz elendikten sonra İstanbul'a döndüğümde bir maç seyrettik. Basketbolun ileri gelenleri vardı masada. Beşiktaş Bamit'le oynuyordu ve playoff çeyrek final maçıydı. Tribünde 150 kişi vardı. Ben orada şunu söyledim. Şu anda Beşiktaş Bursa playoff çeyrek finali olsaydı salona sığmayız. Salonda sığılmazdı yani. Ya bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bamit hakikaten örnek almamız gereken bir kulüp bu arada. Altyapısı olsun, her türlü şey ama ya Bursa Spor'un da Süper Lig'e çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü tabii geçtiğimiz yıllarda böyle bir sohbet ortamı da oldu. Hani o bütçeleri acaba Bursa Spor karşılayabilir mi, tolere edebilir mi? Çok ciddi bir basam. Aslında
ikilik arasında sanki biraz uçurum var gibi. Değil mi? Ekonomik anlamda. Tabii. Bence kesinlikle. Çok büyük uçurum var. Yani Süper Lig'de gelen gelirlerle şu anda bize gelen gelirler arasında hakikaten çok çok büyük uçurum var. Yani biz şu anda kendi sinekten yağ çıkarıyorsunuz hakikaten. Kavrulmaya çalışıyoruz. Hı. Durmazlara buradan çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet. Yani onlar hakikaten bu yılda katkı sağladı takımı. Katkısı çok büyük. Ama şehrin de katkısını acilen ekliyoruz. Hocam ben özellikle isim vermeyeceğim ama üstü kapalı olarak biliyorum, konuları biliyorum. Bildiğim için de hani zaten bu serzenişlerim. Bu söz verip de sözünü tutmayan sponsorlar, kapılı hani kapıya kadar gelip işi eşiğine kadar gelip o eşiği atlayamadığımız sponsorlara buradan bir şey demek istiyor musunuz? Yani üstü kapalı, hani isim vermeden. Ya, özellikle bir firmaya çok bir şey demek istiyoruz ama ya kendisi hala daha böyle Bursa Spor'un adını kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta geçen akşam ben onların bir gönderisine yorum da yaptım böyle sağlam ama. Yani Bursa'nın spor anlamında şu anda basketbolda iki gerçeği var. Tabii ki hani Final Spor var şey var ama camia olarak Tofaş senelerin getirdiği bir tecrübe. Bursa Spor'da camia takımı olduğu için şu anda iki ön planda ana takım var. Tabii ki Final Spor'un da başarılı olmasını belki ilerleyen dönemlerde o da Süper Lig'e gelip 3 takım birden Bursa'da olmasını isteriz ama bunu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? O finalin tabii kendi iç dünyasında olan bir şey. Yani bu iki ana sponsor gereken takım. Tofaş'ın zaten kendince sponsorları var. Bursa Spor'a ya bu anlamda futbola zaten sahip çıkmıyor şehir. Sponsorluk anlamında. Taraftarı olmasa zaten kötü durumdayız. Basketbola bari çünkü daha düşük bütçeler bildiğim kadarıyla. Sponsorluk anlaşmaları da daha düşük. Bursa Spor futbol takımı örnek veriyorum 500 bin lira para isterken basketbol 25-30 bin liralarda dönebiliyor. Yani buradan sponsorlara en azından izleyenler varsa veya bir şekilde ulaşırsa taraftarlar paylaşım yaparsa sosyal medyadan gibi bir ya, sene başında bir kere şunun zorluğunu çektik. Yani takım sponsorlara gittiğimizde takım Süper Lig'de mi oynayacak, TBD mi oynayacak o belli değil. Yani Trabzonspor biraz Trabzon'un süreci uzatması hakikaten bizim de çok elimizi kolumuzu bağladı. İşte o sırada Fatih dediği gibi firmayla anlaştık diye baktık. Yani sözleşmeler gelip gitti. Son anda masadan kalkmaları bizi biraz bayağı bir zorda bıraktı. Demoralize ediyor. Ekonomik anlamda şey. Da gerçekten hani bir beklenti var, sen bir transfer listesi oluşturuyorsun. Tabii biz belki de ona göre önümüzü yormaya başlamışız. Şuradan para gelecek, bir gelir elde edeceğiz tabii diyorsun. Ve ardından bu sefer sen de tabii demarke pozisyonunda kalıyorsun orada. Yani şu anda hakikaten şehrin desteğine ihtiyacımız var. Yani bir şekilde tabii işleri yürütüyoruz ama tamamen kendi ayakları üzerine duran kalıcı bir Bursa Spor basketbol takımı yaratmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kulübe borç yükü bırakmadan. İnşallah seneye Süper Lig'e çıktığımızda da ben aynı şeyi düşünüyorum. Belki seneye Süper Lig'e çıktığımızda ilk yıl biraz zorlu geçecektir ama şimdi görüyoruz bazı takımlar, camia takımları şampiyon oldular. Fakat o şampiyonluklar basketbolda takımları 4-5 yıl geri itti. Yani hala o yılın borcunu ödeyen takımlar var. Doğru. Tabii ki günlük başarılar önemli. Fakat geleceği riske atmakta ne derece doğru onu bilmiyorum. Hedefi ilk etapta kalıcı olmak. Hedef tabii ki Bursa, yani kalıcı bir Bursa Spor basketbol takımı yaratmak. Mutlaka, çünkü hayatın her alanında olduğu gibi en önemli unsur istikrar. Tabii. Yani bu tesadüfi başarılar, yakalanan şeyler. Şimdi Bursa Spor bu yıl eğer öyle ya da böyle bu zirve yarışının içinde olmasaydı, hani sadece liderlik özelinde konuşmuyorum, o geçtiğimiz iki yılın da aslında kadir kıymeti kalmayacaktı. Belli ki Bursa Spor gerçekten orayı isteyen, arzulayan, zorlayan, bir şekilde mücadele eden, sürekli oraya bir şey açan, yelken açan bir takım. Ve bunu da sürekli geliştiriyor, taraftarı da buna inanıyor. Şu noktada aslında sana hak vermek lazım. Yani kimi kitle vardır, özellikle hani bu işin sponsor ve gelir ayağını oluşturan ekip, hani bekler ki o takım bir yerlere gelsin, bir çıta atlasın, bir aşama kaydetsin de öyle. Hani biz de bir görelim bakalım, ondan sonra biz de desteği esirgemeyiz gibi bir tavır içine girer. Ama baktığın noktada işte Bursa Spor zirvede. Yani yakın ikinci takımla az da olsa bir fark açılmış vaziyette. En azından bu bir özgüven. Dolayısıyla bir kredi de yaratabilmiş kendine. Aslında sen desteklersen bunun önünün daha da açık olacağını görebilirsin. Tabii ki.
Yani bir kere önümüzde futbol takımından çok güzel bir örnek var. Yani Vakıfköy örneği. Hı hı. Biraz önce Banvit'ten bahsettik. Ben buraya ilk geldiğimde en büyük isteğim, en büyük amacım buraya gereken Bursaspor takımının, basketbol takımının Avrupa'da temsil edilmesiydi. Ya inşallah bu sene Süper Lig'e çıkarsak o hedefimize biraz yaklaşmış gibi gözüküyor. Fakat şu andaki en büyük hedefim de biraz önce Banvit'ten bahsettik. Hakikaten mükemmel bir altyapı organizasyonu yaptılar ve şu anda ki yerli oyuncuların hiçbir tanesi dışarıda alınma oyuncu değil. Hepsi altyapısından oyuncu ve de şu anda çok başarılı gidiyorlar. Futbolda olduğu gibi altyapımızdan oyuncu çıkarmak, altyapıdan oyuncularla mücadele etmek çok istiyoruz. Takımın yani genel olarak baktığımda hani Fatih başka bir detay verdi üçlük anlamında ama hani sanki takım oyunu daha bir fazla gibi görüyorum. Kesinlikle. Takımda yani. Ya tabii şimdi sezon başındaki transfer etmek istediğimiz oyuncularda aradığımız sadece oyun bazında değil, kişilik bazında da bizim için çok önemli. Hatta daha önemli. Yani mutlaka. Hiçbir şekilde bu takımda egosu olan, egosu fazla olan, kendini takımdan üstün gören değil kendini mi? Kendini takımdan üstün gören hiçbir oyuncu yok. Hepsi paylaşımcı, takım için kendinden çok takımı düşünen oyuncular hepsi. O yüzden de zaten bu sahada yansıyor bu şekilde. Mesela şey sizde de oluşuyor mu? Evren Büker topu elinin altında üçlükteyken mesela ben çok rahat oluyorum hani atacağı zaman. Hani atıyorum kaçırsa bile ben girecek gözüyle bakıyorum çünkü çok rahat atıyor. Hani hiç şey yapmıyor. Mesela ben bu hafta canlı izleme şansına sahip oldum. İlk defa hayatımda belki de izleti hani daha öncesini hatırlamıyorum çünkü Tofaş maçlarında ya da buraya deplasmana geldiğinde izledim mi tam bilmedim ufak olduğum için. Ama şimdi mesela canlı gözle izledim. Potu altında çok rahat hareket ediyor. Hani bu da tecrübeye dayalı. Hatta Nedim abinin bir fotoğrafı var bende. Kendi atmıştı milli takımdan ikisinin. Ondan sonra oradan beri merakla bekliyordum nasıl bir oyun çıkacak ortaya diye. Çok rahatlar yani. O da tecrübe. Hatta geçen hafta Orhun Hoca ile burada konuştuğumuzda TBL kurtlar sofrası demiştim. Gülmüştü hatta. O da devamını etmişti. Çocukları hani yem atmak istemiyoruz diye. Gerçekten kurtlar sofrası ama bu kurtlar da işte bazen böyle işimize yarıyor. O yüzden güzel yani benim çok hoşuma gitti bu hafta mesela izledim. Hem takıma abilik yapıyorlar hem takımı sahipleniyorlar. Şimdi Gökhan çok rahat üçlükler atıyor. Çok rahat oyun oynuyor. Şimdi daha da rahatlaşmış. Neden? Üstünden büyük bir sorumluluğu atmış. Hani ben üçlük atacağım diye bir kaygısı yok. Çünkü artık biliyor ki o çıksa bile yerine Evren giriyor ya da Evren'le aynı anda oynayabiliyor gibi. Bu da taraftara yansıyor. İşte iki önemli transfer bir anda sessiz sedasız biten. Taraftarı bir anda iki maçtır tribünleri fullemesine sebep oldu. Ya şöyle şimdi bazı egolu oyuncular veya işte takımdan çok kendini düşünen oyuncular takıma dışarıdan transfer yapılmasını pek benimsemezler. Ama ilk başta Evren'in gelme durumu varken bütün takım abi Evren gelecek mi? Evren abi gelecek mi? Onlar da Evren'in gelmesini istediler. Şimdi en son İzzet olayında herkes İzzet'in gelmesini istedi. Onun pozisyonunda oynayan oyuncular dahil. Ya bu çok güzel bir şey. Tabii kesinlikle. Tabii. Belki de forması gidecek ama İzzet'i istiyor. Bu arada Evren ve İzzet demişken mesela Evren özellikle biraz önce konuyla da biraz bağlantılı aslında. Evren çok çok büyük fedakarlık yaparak buraya geldi. Yani başka bir kulübe de gidebilirdi. Çok çok daha yüksek rakamlara başka bir kulübe gidebilirdi ama parayı ikinci plana attı demek. Parayı tamamen ikinci plana atıp ya yani o da burada kalıcı bir Bursaspor basketbolunun içinde olmak için aynı zamanda İzzet de öyle. İzzet de daha başka teklifler de vardı. O da fedakarlık yaparak bizi tercih etti. Geçtiğimiz yıl şunu Evren Büker'in gözünde gördüm. Rakip olarak buraya geldiğinde hatta seyirciyle de bir kısa bir kontakta kurmuştu. Tabii maçın gerginliği diyelim. Çok kafa kafaya gidiyordu. Normal o adrenalin taraftarında tabii kazanma arzusu takımına. O konuya bakmadan Evren tribüne baktı. Dedi ki ben Bursalıyım yaptı. Ben dedi Bursalıyım. Ondan sonra kafayı çevirip hayatına devam etti. Yani belli ki o imzayı aslında geçen seneden beri gönlünde atmış bir fırsat aslında belki kollamış bu anlamda. Eskişehir'de bir maçta aslında taraftarla arasında ufak bir gerginlik olmuştu ama o da gereksiz bir gerginlikti. Çünkü
Evren takım kaptanıydı Eskişehir'in. Takım kaptanı olarak oradaki taraftarı sakinleştirmek, Eskişehir taraftarını sakinleştirmek ona düşüyordu. Hani orada onun konuşması Bursa Spor taraftarını gelmişti. Fakat Evren'in ne kadar Bursa Sporlu olduğunu bilen herkes onu bağrına bastı. İşte bağrına basmasının neticesini de böyle alıyoruz. İnşallah sene sonu da bunun neticesini alırız da artık nazar değer diye konuşamıyorum hiçbir yerde. Yani bir an önce istiyorum ki çıkalım çünkü ne kadar düşük bütçelerle bu takımı kurduklarını biliyorum sene başından beri. Hep görüşüyoruz Nedim abiyle. Ne kadar kısıtlı bütçeler, imkansızlıklarla yol aldığını görüyoruz. Ama buna rağmen bunu başarabilecek bir yürekli takım ortaya koydukları için de ben taraftar adına teşekkür ediyorum. Vallahi şimdi tam bir yerine gelecek bu espri. Yani öyle yapıyorum. Kaan Bey biraz önce işaret etti ve televizyon molası dedi. Tam televizyon molası oldu. Efendim sporda bugün kısa bir aranın ardından devam edecek. Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun, size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin. Kırmızı Hilal'in yardımseverliği bundan tam 150 yıl önce başladı. Ayrım gözetmeksizin yardım arzusuyla Hilal-i Ahmer oldu, karanlık gecelere doğdu. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs'a, taraf olduğumuz tüm savaşlarda hem yaralı Mehmetçiğe yardım etti, hem de yaralı düşmana. Bazen bir zarfın üzerinde yer aldı, bazen de bir talebenin kolunda. İlk yardım denince akla ilk o geldi. Ne zaman bir felaket olsa yardıma önce o koştu. Yardımsevenliği ülke sınırlarını aştı. Kan oldu, hayat verdi. Çorba oldu, karın doyurdu. Bağışları ihtiyaç sahiplerine bağlayan köprü oldu. Kırmızı Hilal gittiği her yerde insanlara paylaşmayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı öğretti. Tarafsızlığın, eşitliğin, işbirliğinin, barışın ve dostluğun simgesi oldu. Arkasında milyonlarca gönüllü yardımseven biriktirdi. Onun ismi Kızılay. Siz bağışçılarımız sayesinde Türkiye'nin en büyük yardımseveni. Hoş geldiniz Özge Hanım. Poşet ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Kendi alışveriş çantamı yanımda getiriyorum. Lütfen siz de plastik poşetleri gereksiz kullanmayın. Kullandıktan sonra onları yere değil, geri dönüşüm kutularına atın. Böylece çevrenizi temiz tutarak doğal kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz. Hem çevrenize hem de bütçenize bir iyilik yapın. Alışverişlerinizde poşet kullanımını azaltın.
adım Roya. Kardelen en iyi arkadaşım. O çok güzel arkadaşım. Birlikte Türkçe öğreniyoruz. Okurken Kardelen bana yardım ediyor. O bazen harfler söyleyemiyor, ben ona yardım ediyorum. Suriyeli çocuklar Türkiye'de güvenle büyüyor, aldıkları eğitim sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Anneciğim, babacığım, tam 9 ay oldu. 9 gün bile siz olmadan duramazken 9 aydır yaşıyoruz. Biliyorum ki hak ettiğiniz kadar güzel yerdesiniz. Ama isterdim ki yanımda olasınız. Size sarılmak varken toprağınıza bakmak zoruma gidiyor. Anne baba kelimeleri bu kadar ağır gelmesi keşke. Hala her gün düşünüyorum o sokakta, o kaldırımda olmasaydınız ne olurdu diye. Ama biliyorum ki hatalı olan siz değildiniz. Sizinle kavuşacağız elbet. Sizi çok özlüyorum. Sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın. Kitap okumak önemlidir. Kitapla yetişen çocuklar başarı dolu, parlak bir geleceğe emin adımlarla yürürler. Bu sebepten okul öncesi çocuklarımıza kitapları sevdirmek ve okumaya teşvik etmek için sizlere birkaç küçük ipucu vermek istiyoruz. 1. Öncelikle siz bol bol kitap okuyun. Unutmayın, onun için en büyük örnek sizsiniz. 2. Ona mutlaka yatmadan önce kitap okuyun. 3. Bazı cümlelerde de ara verin ve kısa bir süre bekleyin. Bırakın boşlukları o doldursun. 4. Ona yeni kitaplar hediye edin ve kendi kütüphanesini kurmak konusunda heveslendirin. 5. Kitabı eğlenceli hale getirmek çok işe yarar. Kitaptaki karakterlerden biri o, biri siz o. Değerli Bursa'da Bugün izleyicileri, Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında Spor'da Bugün sürüyor. Biraz önce ben tabii bir... Şaka yapmıştım ama Nedim Hoca'nın o hikayesini bilmiyorum. Yani İsmet Badem'in olan hikayenin de başlayalım. Sevgili Nedim Yücel'i ağırlıyoruz. Bursa Spor Basketbol Genel Menajeri. Tabii öyle bir latifekar bir şey olsun. Hani bir canlı yayın kazası süsü verelim istedik ama rahmetli İsmet Badem Türk basketbolunu gerçekten unutmayacağı, unutmaması gereken hem kişiliğiyle hem de aslında davranışlarıyla hepimizin idolü bir isim. Buradan bir kez daha rahmet dileyelim, başlayalım. İsmet abi bizim maçlarda anons yapıyordu. Ama hep bana Nedim Dal derdi. Yani Nedim Dal diye biliyorsunuz, basketbolcu vardı. Abi diyordum, Nedim Yücel ay diyordu. Ondan sonra en son yine maça çıkacağız. Abi dedim, bak Nedim Yücel tamam tamam merak etme dedi. İki dakika sonra 6 numara Nedim Dal dedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da rahmet istedi, kendisini bir kez daha analım dediğim gibi. Geçen sene onu davet ettiğimizde hakikaten çok mutlu olmuştu. En son maçını bize anlatmış oldu. Cenazesinde de zaten oğluyla konuştuğumuzda o da söyledi. Hep söylüyormuş işte, çok mutlu olmuştum. İşte bizi de anlatıyormuş yani Bursa olarak. Hı hı. Tekrardan rahmet diliyoruz kendisine. Öyle tabii, çünkü basketbolda öyle isimlere ihtiyacımız var. Hani sadece işi geliştiren noktasında değil ama hani hayatı basketbola adayan, evet, o isimlere ihtiyacımız var. Çünkü Türk basketbolu böyle gelişecek. Kesinlikle. Camiaları da bir şekilde bu anlamda motive etmekte fayda var tabii. Ben herhalde 19-20 yaşındaydım. Bir anda işte 4-5 hafta üst üste haftanın oyuncusu oldum. O zamanlarda Fanatik Basket var. Avrupa Kupası'na gidiyoruz. İsmet abi de geldi. Şimdi İsmet abi bizim gözümüzde çok yukarıda bir yerde, o zaman da öyleydi tabii ki. Şimdi beni tanıyor mu? Yani tanıyordur tabii de. Daha 19-20 yaşındayız. Çekiniriz.
tabii yanına gitmekten. Ben de ya orada duruyor şey, en son uçağa giden otobüsteyiz. Hı hı. Geldi böyle bana bir anda, sen de çabuk havaya girmişsin dedi. Kaldım, efendim İsmet abi dedim. Ne var, ben geliyorum selam vereceksin dedi. Selam verme öğretmediler mi size dedi. Haftanın önce seçtik dedi, selam vermiyorsun dedi. Yok abi dedim, yanlış anladım. Böyle de bir anımız olmuş kendisiyle. Ben şimdi burada bir merak edilen soru daha var. Çünkü herkes şu anda planlarını hani çıkmaya göre yaptığı için. Ben de hep ama söylüyorum, yani bana sorana da söylüyorum. Hani daha erken biz önce takıma destek verelim son maça kadar, son düdüğe kadar. Ondan sonra hep beraber onun heyecanını yaşayacağız diye, ama çıktığımız zaman şimdi bakıldığında bu salon bize yetersiz olacak. Neden yetersiz? Zaten şu anda bile Karesi maçında dışarıda onlarca taraftar kaldı. O zaman burada Avrupa maçı olduğunda, hadi Avrupa maçından önce bir Pınar Karşıyaka'yı, Beşiktaş'ı, Fener'i ağırladığımızda o salonda hem rakip tribünü ağırlayabilecek bir yerimiz yok. Hani onun önlemini alabilecekleri bir potansiyel yok. Hem de şey, o konuda ne düşünüyorsunuz? Tofaş salonundaki, çünkü hakkımız da olduğunu düşünüyorum, orada vardır. Ya Tofaş Spor salonu zaten Gençlik Spor'a ait. Ya yani tabii ki kullanım hakkı, hatta orada odamız da var bizim. Kullanmıyoruz ama oda da tahsis edilmiş durumda. Yani biz Atatürk'te şu anda özdeşleşmiş hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle. Oradaki atmosfer, oradaki ambiyans hakikaten çok başka. Tabii biraz da federasyon da karar verecektir ona. Federasyon yeterli gördüğü takdirde ilk aşamada yani Atatürk Spor Salonu'nu biraz revize edip belki pot arkalarına ek tribünler koyup, tabii seyircimizin de burada yaklaşımı da önemli. Onlar da Atatürk Spor Salonu'nda oynamak isterse. Kesinlikle orada istiyorlar. Orada devam etmek istiyoruz. Ha, bazı maçlar olacaktır çok talep olan. Muhtemelen hani Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi. O zaman belki Tofaş Spor Salonu tercih edebiliriz ama ilk isteğimiz Atatürk Spor Salonu'nda devam etmek. Çünkü taraftar bu maçtan önce biz klasikleşen Ender Çaybahçesi sohbetlerinde taraftarla otururken genel anlamda herkesin ana fikri bu salon. Hani bu salonda çok güzel bir baskı kurarız, karşılıklı tribünler. Çünkü o zaman bağıran taraftar grubu, hani Texas Radikal Maraton gibi bağıran taraftar grupları iki tribünde bu sefer abluk altına alacak. Hem karşı hem bu taraf. Hani rakip tribün zaten Tofaş maçlarına da gelmiyor. Olaylı maçlarda oraya da almıyor bu İl Spor Güvenlik Kurulu. Muhtemelen oraya da almayacaktır ama hani şimdiden bunların da planı yapılsa iyi olur gibime geliyor. Biraz önce dediğim gibi ilk geldiğimde hayalim işte burada Bursa Spor'la Avrupa Kupası oynamaktı. Yani gözümde canlandırdığımda Tofaş'ın Atatürk Spor Salonu'nda oynadığı Avrupa Kupası maçlarıydı. O atmosferde. İnşallah Atatürk'te daha Bursa modern bir salon olarak. Umarız tabii. PAOK istiyor. PAOK istiyor. Olympiakos PAOK. Enteresan şekilde onlar istiyorlar. Ama neden? Vallahi. Merinos'a doğru. Ama tabii bunları konuşmadan da önce bir şekilde gibi tamamlamak lazım. Tamamlayıp. Çünkü hakikaten şu anda yani transferi artı işte 2 puan önde oluşumuz bir anda ki artık kesin çıktığınız gözüyle bakıyor ama biz kesinlikle öyle bakmıyoruz. Henüz daha biten bir şey yok. Hiç biten bir şey yok. Yani sporda anlık değişmeler olabiliyor. Biz bir ay önce bambaşka bir tablo vardı. Şu anda bambaşka bir tablo var. Bu tablo 15 gün sonra tekrar değişebilir. Biz değişmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı ciddiyetle devam etmeye çalışıyoruz. Peki şu anda bu takımın bir kahramana ihtiyacı var. Oyuncudan, koçtan ibaret. Hani onları bir kenara koyuyorum. Zaten onların içinde kahraman olmazsa işimiz zor. Onda hepsi üstleniyor o rolü. Siz dahil. Sponsor anlamında bir kahramana ihtiyacı var. Son haftada maça Sayın Mustafa Bozbey gelmişti. Acaba kendisinin Bursa Sporlu olduğunu biliyoruz. Sürekli maçlara gitmeye, takip etmeye çalıştığını biliyoruz. Böyle bir anlamda size hiç iletişim kurdu mu? Destek olur mu? Olmaz mı? Ya o şimdi pek burada söyleyebileceğimiz bir durum değil. Yok ama hani şey olarak hani olsa şu anda Sezer, çünkü Sezer Bey'le bir görüşmeleri oldu maçta. Daha sonra tekrardan görüşeceklerini söylediler birbirlerine. Tabii ki yani hakikaten her türlü desteğe çok ihtiyacımız var. Çünkü bu şu anda şeyimiz yok. Hani bu işin siyasi boyutu ya da işte firma boyutu yok. Şu anda gerçekten bu takımın her türlü desteğe ihtiyacı var. Hani dışarıdan gelecek bir deplasman sponsoruna dahi. Yani şu anda tek kahramanımız 3 yıldır durmazlar. Sağ olsunlar bu sene tekrardan bize gerekli desteği yapıyorlar. Ama
Tek başına o da yani yetmiyor tabii ki. Başka ki bu sene forma sponsorluğundan yani isim Durmazlar Bursaspor Durmazlar. Ama isim sponsorluğuna ödemesi gereken meblağı tekrardan Bursaspor'a veriyor, bize veriyor. Dediğim gibi bizim yine Bursa'nın desteğine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Süper Lig'e çıkarsak bence hiç durmazlar. Hiç durmazlar inşallah. Değil mi? Hazırda böyle bir kelime oyunuyla. Ama şey çok güzel. Yani ben onu çok takdir ediyorum kendilerine firma olarak da. Hani hem futbola da yatırım yapıyorlar. Basketbola da ve bunu hani biz reklam tamam görünelim diye değil. Daha çok gönül işi olarak yapmışlar bu sene. Takdir ettim kendilerini yani. İnşallah devamı gelir. Daha da iyi yerlerde. En azından Bursa Spor Basketbol onları daha iyi yerlerde temsil eder. Onların desteğini şekilde. İnşallah güzel günler bizi bekliyor diyelim. Şimdi Bursa'da şöyle bir gerçek var. Bursa'dan ciddi katma değer sağlayan insanların, bunu daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bursa'dan katma değer sağlayan insanların, Bursa'dan bir şekilde ciddi meblağlar elde eden insanların bir gönül borcu var. Bunu Bursa Spor özelinde harcamaları lazım. Bunu çünkü özellikle POTA'da Bursa Spor bu şeye çok açık. Yani karşılığını veriyor, ciddi bir sevgi var. Bence kazan kazan mantığını doğru işleyeceği mecralardan biri. Kesinlikle biz zaten şey olarak düşünmüyoruz yani bize maddi destek verin sadece o, dediğim gibi abi yani kazan kazan mantığıyla biz de onlara bir değer sunmak zorundayız. Onları memnun etmek zorundayız. Her şekilde onların desteğine karşılık vermek zorundayız zaten. Şunu sorayım. Oyuncuların rehavet durumu ne seviyede? Şimdi tabii biraz önce altını çizdiğin konu çok önemli. Baş aşağı gidebilecek bir konuyu Allah korusun tabii çok tercih ettiğimiz bir şey değil ama engellemek lazım. Hali hazırda 14 hafta mı var? 14 hafta. 13 hafta var. 13 hafta var. Dile kolay. Çok yolun başı gibi duruyor. Evet. İki kredi var takım özelinde. Ama tabii oyuncu da ister istemez bir motivasyonda farklılık oluşturabilir bu durum. Şimdi şöyle 8. haftaydı. 8. haftada biz 2 mağlubiyet almıştık. Üst üste 7. ve 8. haftalarda üst üste 2 mağlubiyet almıştık. 9. hafta Selçuk maçını oynadık. O toplantıyı 9. hafta sonunda yaptık. Ve biz 2 puan gerideydik. Karesi ve Orman'ın ikisi de namağlupti o sırada. Ben onlara, oyunculara ligi ilk yarı lider bitirebileceğimizi söylemiştim. Her şeyin değişebileceğini bir anda... O sırada Orman ve Karesi gerçekten çok iyi bir ritim yakalamışlardı. Belki o sırada onlara gerçekçi gelmemişti ama ilk yarıyı biz lider bitirdik. Evet. Gerçekten de. Sporda dediğim gibi yani 15 günde bir ayda çok şey değişebilir. Biz bunun bilincinde hareket etmek zorundayız oyuncularla aynı şekilde. Rüzgar önemli mi basketbolda? Ya tabii ki önemli. Yani şu anda herkes işte dün de Akhisar'ın koçu bir açıklama yapmış. Bursa Spor rüzgar arkasını aldı artık. Yani onların birinci bitireceğini düşünüyorum demiş ama o psikolojik rüzgar, bir hamle de olabilir. Rüzgar yani. Bir anda terse dönebilir yani. Tabii sonuç itibariyle sahada, parkede ne kadar iyi olursan ol, saha dışındaki bazı hani ne niyetle söylediğini bilmiyorum. Art niyeti yoktur muhakkak ama böyle aslında motivasyon kaybettirici açıklamalar tabii. Da bir strateji de geliştirebilir. Kesinlikle. Tabii. Ya her türlü engel karşımıza çıkabilir yani bu süreçte. Dediğin gibi yani kötü niyetle söyledim ben de düşünmüyorum. Mutlaka. Ama herkesin hedefi, tek bir hedefi var. Süper Lig'e çıkmak. Ve şu anda birçok da rakibimiz var. Doğru. Bursa Spor'un tabi bir de şampiyonluktan öte yani birinci olmaktan öte başka bir amacı da yok. Çünkü öbür türlü sil baştan kartlar yeniden dağıtılıyor. Tabi yani o bir ay daha o stresi çekmek... Çeken bilir. O bir ay bize kaç sene geliyor. Mutlaka. Onu yaşayan bilir. Ya ben Nedim Hoca'nın şeyini hiç unutmuyorum. O Bahçeşehir deplasmanı. Oradaki ilk maçtı galiba playofflarda. Oradaki ilk maçtı. Hakem gerçekten hani buradan söz hakkı veriyor musunuz? Mehmet Ali Bey hakeme de gerçekten ne, çok ne kötüydü. Konuşacağına bağlı. İnanılmaz kötüydü bana göre. Çünkü ciddi anlamda sıkıntı vardı. Bir de Carlo da o gün gününde değildi. 4 sayıyla oynamıştı. Nedim Hoca'nın o soyunma odası değil de türbünlerin arka tarafında işte o büfelerin olduğu bir bölüm vardı. Ben karşıdaydım. Hocayı bekliyorduk açıklamalar için. Orada bir tepkisini gördüm. Dedim ki seneye kesin çıkıyoruz. Seneye dedim kesin çıkıyoruz. Çünkü
ciddi anlamda çıldırmıştı kendisi. Yüzü burada. Ondan sonra işte bu senede durumumuz inşallah çıkarız da sene sonu gerçekten haklı çıkayım artık. Hani o playoff'un stresini tamam burası ayrı yaşıyor da biz de ayrı yaşıyoruz. Ben yalnız bırakmak istemiyorum. Her yere gitmek istiyorum peşlerinden. Hem bana bir artı maliyet oluyor. Kurumuma artı maliyet oluyor. Bir de bu sefer çıkamayınca ben gerçekten bir hafta kendime gelemiyorum. Ya açıkçası ben Atatürk'e gittiğim zaman o seyirciyi gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Hakikaten o sahada olmak istiyorum, oynamak istiyorum. Baktığınız zaman playoff'ta oynarsak o atmosfer olacak. Belki 5-6 kere daha seyirciyle bütünleşeceğiz ama yine de o stresi çekmek bence pek gerek yok. Süper Lig'de çekelim biz o aynen. Süper çıkalım Lig'de kupayla çekelim. Bütünleşelim hani son bir kez. Gerçekten. 10.000 kişiyle bütünleşelim. Ha, hakikaten oluyor. Yani müthiş bir atmosfer oluyor. İnsan ben inanılmaz şekilde o sırada sağlığı olmak istiyorum. Fakat o playoff stresi pek cazip gelmiyor şu anda. Asla gelmez. Ya oyuncular için de çok zor. Yani ben şuna gerçekten kanaat getiriyorum. Bu işi sadece amatör, hobi olarak oynayan biri olarak. Sahaya çıkıyorsun, şampiyon olamıyorsun ve o ikinci, üçüncü olduktan sonraki o playoff süreci bir ister istemez soru işareti oluşturuyordur eminim kafada. Tabii ki. Yani çünkü yaptığın bütün emekler elbette boşa gitmiyor ama günlük performanslar öyle yani. Görünüyor bu sefer. Yani bir daha motivasyon zorlayıcı hareketlerde bulunuyor. Baktığınız zaman yani son 10 senede birinci ve ikinci sırada ligi bitiren takımların ikisinin çıktığı çok az oldu. Yani çok istatistik olarak bilmiyorum ama bir kere falan olmuştur. Yedinci giren Süper Lig'e çıktı, altıncı giren çıktı. Yani ligi açık ara favori olarak bitiren iki takımın çıktığı çok az oldu. Playoff'ta her şey gebe. Şimdi programın son dakikalara yaklaşırken merak ettiğim iki konuyu sorayım. Şimdi bu yıl aslında basketbol Süper Lig'inde de ciddi bir farklılık var geçtiğimiz yıla oranla. Çok beklenilmediği üzere Eskişehir Basket çekilmek zorunda kaldı. Ve son dakikada hani Trabzon'un üzerinde spekülasyon biraz fazlaydı. Ama onların da sürprizi şu şekilde oldu artık son haftalara girildikten sonra artık hani özellikle BSL kendi sürecini tamamlamış işte senin de biraz önce vurguladığın gibi artık kendini tamamen birinci lige kanalize eden bir kadro oluşturuldu ve o motivasyonla yola devam edildi. Nasıl değerlendirsin Süper Lig'i bu yıl için? Ya Süper Lig'i şimdi ben oyuncularla da konuştuğumda aslında bir 5-6 sene süren bir lale devri yaşadı basketbol. Yani inanılmaz bütçeler, inanılmaz paralar. Yani Türkiye'nin bilmiyorum ekonomik koşulunda Avrupa'nın en iyi ikinci ligi olabilecek seviyede bir ligi kaldırabilir miydi? Soru işareti vardı. Hı hı. Sonuçta artık bu sene biraz daha reel rakamlara döndü. Bu tabii oyuncu kalitesini, gelen yabancı oyuncunun kalitesini biraz daha aşağı düşürdü. Belki de olması gereken buydu. Artık daha reel bütçelerle herkesin önünü görmesi gerekiyor. Üç büyükler tabii Fenerbahçe'yi ayrı tutuyorum. Beşiktaş ve Galatasaray geçen seneki kadro kalitesinin altında. Şu anda Efes ve Fenerbahçe çok önde gözüküyorlar. Tofaş bütçesine oranla gerçekten çok iyi iş yapıyor. Ama lig kalitesi açısından tabii geçen sene göre bayağı bir fark var. Tofaş'ı nasıl değerlendirirsin peki? Ya Tofaş çok doğru bir yol izliyor. Altyapıdan gelen oyuncularına önem veriyor. Semih Meyye gibi çok iyi bir, çok tecrübeli bir yabancısı var. Ondan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Orun abi gibi zaten çok başarılı, çok iyi bir teknik adama sahipler. Tolga abi, Tolga Öngören genel menajerlik görevini müthiş yapıyor. Yani bizim de onlardan şu anda açıkçası iyi yönlerini çok örnek alıyoruz. Milli takım? Milli takım, iki milli takım var. Hangisini soruyorsun? Yani şu anda NBA ile. NBA'li milli takım hakikaten çok büyük potansiyel. Fakat NBA'deki oyuncuların olmadığı bir takım maalesef şu anda son zamanların diyeyim yani benim oyunculuktan itibaren gördüğüm yani son 20 senedir
kapasite olarak maalesef biraz geride kaldı. Evet, vasat. Çok acilen yani şu anda ben alt yapı takımlarında görev aldığım için. Mesela bu sene U17 takımının başındaydım Dünya Şampiyonası'na giden. Sırbistan'la biz 3 maç yaptık. 2 hazırlık maçı bir Dünya Şampiyonası'na karşılaştık. 3 maçta toplam 90 sayı fark attık. Ya Sırbistan gibi bir takıma, ekol bir takıma 3 maçta 30-30-30 müthiş bir jenerasyon geliyor. Fakat en büyük çekincemiz, tamam 17 yaşında 30 sayı fark attık ama A takım seviyesine çıkınca onlar bize 30 sayı atmıyor. Yani o 17 ile 18 ile 21-22 yaş arasındaki süreyi Sırbistan, yani Yugoslavya ekolü çok iyi değerlendiriyor. Doğru. Biz maalesef aynı şekilde iyi değerlendiremiyoruz. Bu yönde kendimizi çok eğitmemiz lazım. Çünkü hakikaten dediğim gibi çok iyi bir jenerasyon var. Bizim takımdan, o 17 takımından en az 3-4 tane müthiş NBA'de çok adından söz ettirebilecek 3-4 tane oyuncu şu anda ben kefilim. Ama dediğim gibi o... Bu yaşına. Bu yaşına kefiliz tabii. Aynen. Acaba biz olduk mu diyorlar? Bu temel bir problem mi? Çünkü Türk insanında biraz bence bu özellik var. Ya şimdi yabancı sistemine ben adapte olduğumuzu düşünmüyorum. Bir anda 3+2'den 6 yabancılı sisteme geçtik. Çok radikal bir değişiklik oldu yani. Doğru. Kademe kademe geçilse belki çok daha iyi olabilirdi. Çünkü şöyle bir durum var. Yani tamam Avrupa'da bu sistem var. Ama Türk oyuncuların Avrupa'da aynı şekilde rahat oynayamıyorlar. Yani aynı şekilde Avrupa takımları Türk oyuncuları rağbet etmiyorlar. Yani baktığınız zaman bizim oyuncular orada yabancı statüsünde oluyor. Ama bir anda 6 yabancıyı buraya getirdiğiniz zaman bir anda yığılma oldu. Ve potansiyel oyuncular bir anda kendilerini çok arka planda hissettiler. Son 3-4 senedir TBL takımları benim oynadığım zamanki süper takımlarıydı yani. Türk oyuncular. Yani Kerem Tunçeri vardı, Kerem Gönlüm vardı, Barış Ermiş oynadı, Ümit Songer, Cevher Özer, yani zamanında bütün bir takım oynamış oyuncular bir anda kendilerini TBL'de buldular. Öyle. Kaya Peker de var. Kaya Peker şu anda ismini unuttuğum bir sürü oyuncu. Vardı. Tofaş Özel'inden tabii aklıma gelmişti. O dönemde tabii biraz kaldır üstü bir takım olmuştu TBL içinde. Aslında Süper Lig kadrosu gibi. Ya bu sene tekrardan bir düşme oldu. 5 yabancı sisteme düştü. Bu oyuncular için iyi bir şans. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Ya yerli oyuncuların burada hakikaten hani futbola nazaran diyeyim. Şimdi kimseye bir gönderme veya da eleştiri olarak alınmasın ama ben basketbolcuların daha iyi hani altyapı şartlarında çalıştığını düşünüyorum. Hoca anlamında. Geliştirilebilir anlamda. Mesela bu anlamda bir pot kırmak istemem ama Cedi Osman herhalde yani bizim bu anlamda önemli sayabileceğimiz isimlerden biri ve acayip bir yıl yaşıyor NBA'de şu an. Takımın lideri konumunda. Aslında bir yandan da şans oldu tabii şeyin gitmesi. Los Angeles Lakers'a gitmesi. LeBron James'in. O farklı da bir misyon üstlendi gibi. Furkan da oynuyor. Furkan, Furkan da öyle tabii. Ona da haksız etmiyor. Philadelphia'daydı galiba. Evet. O da iyi de bir yaz geçirmişti aslında. Çok adından söz ettirmişti. Tabii şimdi NBA ya çok baktığınız başka zaman hep NBA'ye giden oyuncular bir şekilde başarılı oldu. Hidayet Mehmet, Ersan, şimdi Cedi, Mirsat. Mirsat kısa süre kaldı ama evet. Mirsat ondan sonra Avrupa'ya gitti. Avrupa'da başarılı oldu. İbrahim Kutluay Avrupa'da başarılı oldu. CSK'ya gitmiş miydi Mirsat acaba? Gitti. CSK'da hatta rebound kralı oldu diye hatırlıyorum. Evet, evet yani. Serkan Erdoğan gitti. Aslında ihraç ettiğimiz oyuncuların hepsi Avrupa'da başarılı oldu. Yani bizim oyuncuların bir şekilde Avrupa'ya açılması lazım. Yani bu yabancı sistemde bizim de oyuncuların da Avrupa'yı tercih etmesi lazım. Mutlaka. Mutlaka. Çünkü orada da şimdi hele yani Litvanya gibi, Rusya gibi bu işi artık tamamen ciddi bir ekonomiyle yöneten ve acayip de bir prensiple götüren ülkelerden bizim alacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü ligimizde oynayan Yugoslav, Litvanyalı oyuncu sadece Yugoslav ve Litvanyalı olmanın getirdiği avantajla buraya geliyorlar. Halbuki bizim oyuncuların seviyesi onlardan aşağı kalır bir yönü yok bence. Evet, onlar biraz kimlikle geliyorlar, doğru. Kesinlikle. Final bölümünü de yapalım. Fatih senin ekleyeceğin benim ekleyeceğim bir şey yok. İnşallah nazar değmez de böyle gider. Yani sene sonu biz güleriz artık şeyde uzun bir sürenin sonunda. Ben sadece başarılar diliyorum. İnşallah bu hafta cumartesi günü oynanacak maçtan da galibiyetle döner. Ondan sonra iç saha maçımız pazar günü. Pazar günü Akhisar'la. Taraftarımızı en azından ilk defa bu sene pazar günü ağırlayacağız.
Evet, futbol, İnşallah yine full futbolda oluruz. Şeytanın bacağını kırmıştık. Akhisar uzun zamandır bir galibiyeti yoktu. İnşallah yine aynısını yaparız da. Burada da devam etsin. Kesinlikle. Bizde de Akhisar'a mağlubiyetimiz yok ama. İnşallah ters biz, tepki. Biz geleneği sürdürelim. Şeyi sorayım öyle noktalayalım. Böyle kritik bir viraj olarak gördüğünüzde 10 iç saha maçını 9'unu kazanmış bir takım. Haftaya Akhisar maçı yani önümüzdeki 4-5 maçlık periyot çok çok önemli. O periyodu hasarsız atlatırsak o zaman işte artık şampiyonluk kelimesini rahatça kullanabiliriz. Evet. Rakiplerin de tabii birbiriyle oynayacakları maçlarda bize yarayan sonuçlarını almasını diliyoruz. Umarız da hangisinin galip gelmesi gerekiyorsa onların galip geleceği haftalar olsun. Bence iki rakip oynarken Orman yenilsin. Biz zaten 3 maç alacaklıyız şu anda Karesi'den. Orman da yenilirse Karesi'ye 3 maç da ondan alacaklı oluruz. Biz kayıpsız devam yani edersek... Bizim şöyle bir avantajımız var. Yani önümüzdeki 13 maçın 8'i Bursa'da. Yani 8'i veya 9'u Bursa'da, iç sahada. Dediğim gibi yani bu 4-5 maçlık seriyi hasarsız atlatırsak biz kendi işimizi kendimiz görmüş oluruz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdi Nedim Dal direktli programı kapatırsam çok ciddi bir gönderme olur. Efendim sporda bugünün sonuna geldik. Bursa Spor Basketbol Genel Menajeri Sayın Nedim Yücel'i ağırladık. Doğru telaffuz etmenin mutluluğu içerisindeyim diyelim. Kendilerine başarılar dileyelim. Diliyoruz ki bu zirve yürüyüşü Süper Lig'e kadar sürsün. İnşallah. Hepimizin gururu olur. Şimdiye kadar yaptıklarını da tabii ki göz ardı etmiyoruz. Herkese teşekkür edelim emeği geçen. Bunun da sonunun tekrar da altını çizelim. Süper Lig olmasını umut edelim ve sizlere hoşça kalın.